Kuzey Makedonya'dan herkese selamlar. Evet, Kuzey Makedonya, Makedonya değil. Çünkü bu ülkenin ismi 2019 yılında yapılan bir referandumla Yunanistan'ın baskıları sonucunda Kuzey Makedonya olarak değiştirildi. Bunun sebebi ise Yunanistan'da da Makedonya isimli bir bölge var ve Yunanistan kendi sınırları içinde bu isimde bir bölge olmasından dolayı bir devletin bu ismi kullanmasına müsaade etmedi. Makedonya'nın artık dış politikası sıkıntılı hale gelmeye başlayınca Yunanistan'la birlikte masaya oturdu. Ülkenin isminin Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesine karar verildi. Tabii bu bir kere de yapılmadı. Halkın referandumuna sunuldu. Ve sorulan soru da şuydu. Ülkenin isminin Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesini bu neticede AB ve NATO yolunun açılmasını kabul ediyor musunuzdu? Ve %91 oyla Makedonyalılar bu soruya evet dedi. O yüzden Ocak 2019'dan itibaren bu ülkenin ismi artık Kuzey Makedonya. Havaalanından çıkar çıkmaz karşınıza çıkan direkt bir exchange ofisi, yanındaki de hemen şehir merkezine giden otobüsün biletini alabileceğiniz yer. Sonra otobüs zaten hemen kapının önünde. Vardar Nehri'nin kenarında Makedonya Meydanı'na doğru yürüyoruz. Havaalanından bindiğimiz shuttle'dan indik. Kişi başı 180 Makedon dinarı verdik. Yani yaklaşık olarak Türk lirasına böldüğümüzde 60 TL'ye denk geliyor. Üsküp'te Üsküp 2014 adlı bir proje yapılmış. Bu projenin amacı da bu başkenti bir Avrupa başkenti seviyesine taşıyabilmekmiş ve şehri heykellerle donatmak, yeni köprüler inşa etmek, yeni binalar inşa etmekmiş. O yüzden şehirde çok fazla heykel var. Şu an şu köprüde bile yani nereden baksanız bir 20 tane falan heykel var gibi duruyor. Makedonların bir kısmı bundan memnun değil çünkü gereksiz yere para harcandığını söylüyorlar. Bütçesi de okuduğumuz kadarıyla 200 milyon euro kadarmış. Şimdi yürürken taş köprüyü bulduk. Taş köprüden geçeceğiz. Karşısı da Makedonya Meydanı. Şu gözüken büyük heykel Büyük İskender'in ta kendisi. Otelimiz hemen Büyük İskender heykelinin biraz arkasında. Parayı hiç acımadık. Kıydık. Solda Usta Dönerci, Burger King, Halkbank. Havalanda da bunlar var. Havaalanında da mı var? Ha doğru. Şeyde Türkiye'de değil mi? Aynen. Şimdi odaya girdik. Genelde güzel kalacak yerler 20-30 euro civarında. Ben de bu gezi kötü başlasın istemedim. Çünkü kalacağınız yer çok etkiliyor günlük moralinizi. O yüzden temiz düzgün bir yer tutayım dedim. Buraya 32 euro ödedik bir gün için. O da şu şekilde. Eski bir Sovyet apartmanı. Merkeze çok yakın olması önemliydi bizim için. Çünkü sadece bir gün buradayız. Ondan sonra temiz olması önemliydi. Banyosuna özellikle dikkat ettim. Güzel duruyordu. Şimdi de güzel gözüküyor. Burada da mutfağı var. Ufak bir balkonu var. Balkondan da zaten ne kadar merkeze yakın olduğunu görebileceksiniz şimdi. Hemen şurası Büyük İskender heykeli ve Makedonya Meydanı. Önü de taş köprü. Az önce geldiğimiz yer. Az önce bir yağmur yağdı. Şu dalları yağmur düşürmüş olabilir mi Burçak? Olabilir. Çok dolu yağdı çünkü. Şu an hava o kadar sıcak ki. Sanki biraz önce dolu yağmur. Aynen. Ve 2 saatimiz var. 2 saat sonra tekrar yağacak galiba. Gök gürültülü, fırtınalı, sağanak yağış devam ediyor. Geldiğimizde çok sıcaktı. Yürürken bacaklarımız yana yana yürüdük. Bir 2 saat dinlenelim, uyuyalım dedik. Bizi resmen yağmur uyandırdı. O kadar şiddetli yağıyordu ki yani Türkiye'de geçtiğimiz kış bu kadar şiddetli bir yağmur hatırlamıyorum gerçekten. Çok kısaca tarihinden bahsetmek gerekirse 14. yüzyılda Osmanlılar burayı ele geçirdikten sonra 500 küsür yıl boyunca Osmanlı himayesinde kaldıktan sonra 1912-1913 Balkan Savaşları'nda Osmanlı burayı Sırplara kaybediyor.
Daha sonradan Bulgarların eline geçiyor, tekrar Sırpların eline geçiyor ve 1945'te Yugoslavya'yı kuran kurucu devletlerden biri oluyor Makedonya. Daha sonra da 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılarak kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Ülkenin nüfusu bugün itibariyle 2 milyon ve nüfusun %65'ini Makedonlar, %25'ini Arnavutlar, %4'ünü Türkler, geri kalanını da diğer etnik gruplar oluşturuyor. Bu nüfusun %65'i Ortodoks, %30 küsürü de Müslüman. Biz ülke nüfusunun 1/4'ünü oluşturan ve ülkenin başkenti olan Üsküp şehrindeyiz şu an. Üsküp'te gezilip görülecek 3 yer saymak gerekirse bunların başında heykellerine doyabileceğiniz Makedonya Meydanı, Vardar Nehri'nin keyfini çıkarabileceğiniz Taş Köprü ve karnınızı güzelce doyurup güzel hediyelik eşyalar alabileceğiniz Türk Çarşısı olarak bilinen Eski Pazar var. Taş Köprü 1450'li yıllarda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış, 6 metre genişliğinde araç trafiğine kapalı 12 kemerli bir köprü. Üsküp'te bu saydığımız 3 yer dışında bir yere gitmek isterseniz, yani Makedonya Meydanı, Taş Köprü ve Türk Çarşısı dışında bir de Üsküp Kalesi var. Bu kale 600'lü yıllarda yapılmış ve tarihi çok net olarak bilinmiyor aslında. Ve okuduğumuz kadarıyla da çok ilgi çekici bir tarafı yok kalenin. O yüzden biz gitmeyi düşünmüyoruz. Ama biraz yürümek istiyorsanız, biraz kalede göreyim diyorsanız siz aklınızda bulundurabilirsiniz. Destan Köfte'ye gidiyoruz. Destan Köfte de burada bayağı ünlü bir köfteci. Hem köfte yiyeceğiz hem de kuru fasulyesi ünlü Makedonya'nın. Kuru fasulye de yiyeceğiz. Köfte böyle sade tabakta geliyor. Bir porsiyon söyleyince kaç tane geldi? 2, 4, 6, 8, 10 tane geliyor. Yanında şu şekilde bir soğan ve 2 tane biber. Kuru fasulye de şu şekilde güveçte. Bunun üstünde peynir olduğunu duymuştum. Yiyelim bakalım, beğenecek misiniz? Çok nem var. Çok nem var. Tat bakalım, beğenecek mi tırda çay? Anneninki mi daha güzel yoksa o mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi anneminkinin bundan bir farkı yok. Ama annem çok güzel yapıyor. Süper. Ama güzel. O zaman çok şanslıyız. Ben de yiyeyim. Evet. Değil mi? Aynen. Bu aslında nerenin bir tatlısıymış? Biz Balkan bilmemize rağmen. Mexico. Meksika. Aynen, Meksika'nın bir tatlısıymış. Taş Köprü'den Makedonya Meydanı'na doğru gidiyoruz. Yemek pahalıydı. 160 lira tuttu yemek. Köftenin porsiyonu 80 lira aşağı yukarı. Yani Türkiye'de de şu an aşağı yukarı böyle fiyatlar. Bir de bu kurla daha ucuzu maalesef mümkün olmuyor demek ki. Ama trileçe 25 liraydı. Lezzetliydi. Senin ne sebebin? Aynen. Evet, lezzetliydi, güzel. Üsküp tam bir açık hava müzesi çünkü gözünüzün alıp görebileceği her yerde heykel var. Hatta şöyle bir söylenti var bu ülkede. Bu ülkenin nüfusunun %65'ini Makedonların, %25'ini Arnavutların, %10'unu da heykellerin oluşturduğunu söylüyorlar. Görebileceğiniz üzere Taş Köprü hariç her yerde heykel. Nasıl gidiyor? Nasıl buldun Makedonya'yı, Kuzey Makedonya'yı? Güzel. Hani Türkiye'den çok da farklı değil. Zaten biraz önce Türk çarşısına gittik. En çok ne gördün Türk çarşısında? Türk vardı. Dükkanlar, insanlar, garsonlar, oturanlar, herkes Türktü. Yani Türkiye'den çok da farklı bir yer değil. Güzel bence bu nedenle. Bosna'ya da çok benziyor. Evet, Bosna'ya da çok benziyor. Bakalım diğer Balkan ülkelerinden farkı ne olacak? Bir protestoya denk geldik. Futbol maçı sanıp yakındadır diye arkalarına takıldık. Protestoymuş. Hükümeti şu an protesto ediyorlarmış. Ne için tam öğrenemedik ama bütün yol kapandı.
anlaşmayı yapmak üzere olduğu bir anlaşmayı protesto ediyorlarmış. O da şu: Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne üye olması için bazı taleplerde bulunuyormuş. Bu taleplerden bir tanesi Bulgarların anayasaya ekletilmesi, bir diğeri de Makedonca dilinin hiçbir şekilde tanınmaması bir dil olarak. Dolayısıyla Makedonlar da şu anda bunu protesto ediyorlar. Bira uzmanı. Nasıl bira? Güzel. Yumuşak sanki. Yok ya. Bana yumuşak geldi. Skop skop. Makedonya'nın bir numaralı birası. Üsküp'e gecesi gündüzünden daha güzel olan şehir diyorlar. Böyle ışıklandırmayla güzel bir hal alıyor şehir. Zaten eğer bir şehir araç trafiğine kapalı bir alan içeriyorsa şehir merkezinde, o şehir güzel bir şehir oluyor. Mesela burada da şu öndeki taş köprü ve sonrasındaki meydanda araç trafiği yok. Bu da şehri daha böyle ulaşılabilir, güzel bir hale sokuyor diye düşünüyorum. Arkeoloji Müzesi, taş köprü ve Makedonya Meydanı da gece böyle. Üsküp'te ikinci günden herkese günaydın. Otelimizden şimdi çıktık. Manastır'a bugün yolculuğumuz. Şimdi otobüs istasyonuna doğru yürüyoruz. Otobüs istasyonunun civarında biletlerimizi aldıktan sonra bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yaklaşık 3-3,5 saatlik bir yolculuk gözüküyor. Burası da kaldığımız apartmanın bulunduğu bloğun ortası. Şimdi Manastır'a biletimizi aldık. Otobüste sorduk, trende sorduk. Dün de başka bir lokasyon için sormuştuk, hem otobüsten hem trenden bilet. Yani ikisinde de aynı lokasyona otobüs iki katı daha pahalı. Bize dün bir taksici demişti ki benzin fiyatları çok yükseldi demişti burada da. Yani 2 euronun üstüne çıktı demişti. Muhtemelen ondan, otobüsler gerçekten pahalı. Şu an aşağı yukarı Türk lirasıyla 100 liraya gideceğiz. Tren kullanarak Manastır'a 3 saatlik bir yolculuk için otobüsle 200 küsür verecektik. Şimdi 2 saatimiz var. 2.30'daymış saat. Şu an 12.30 civarı. Yemek yemeye gidiyoruz. Bir restoran bulduk yakınlarda. Puanı iyiydi. Üsküp'te tren ve otobüs istasyonu aynı yerde. Aynı yerden bilet alıyorsunuz. Biz şu an oraya 500 metre mesafede restoran Domini diye bir yere geldik. Az önceki restoran açık gözükmesine rağmen kapalıydı. Hemen 100-200 metre ilerisinde Kalabalık diye bir restoran var. Biz de şimdi oraya geldik. Ne düşünüyorsun yemek hakkında? Çok güzel bir yemek yedik. Çok güzel bir mekanda. Çok mutlu olarak ayrılıyorum şu an. Toplamda 660 Makedon dinarı verdik. Burçak'ın yediği pilav da sebzeli tavuklu pilav yedi. Benim yediğim hamburger de aşağı yukarı aynı fiyattı. Benim yediğim hamburger de tavuklu ve kaymaklı bir hamburgerdi. Yani ne kadardı? 80 lira civarındaydı. 80-80, 160, 20'şer lirada biralara verdik. Toplamda 200 lira hesapla ayrıldık. Şimdi trene gidiyoruz. Bir sonraki durağımız Manastır ya da Makedonyalılara göre Bitola. Cidden treni hiç bu kadar iyi beklemiyordum. O kadar uygun fiyata aldığımız için ve ne zaman araştırırsak araştıralım, hiç trenle ilgili bir bilgiye rastlamıyorduk. Hatta şöyle duymuştum. Makedonya'da tren yok diye duymuştum. Yani tren yolları var ama trenler iptal diye duymuştum. Gerçekten hani en ucuz opsiyon olmasına rağmen beklediğim bu Sovyet trenlerinden çok çok daha iyi bir konumda burası. Klimalı. Klimalı, teknolojik prizimiz var. Prizimiz var, evet. Mükemmel. Yaklaşık 4,5 saattir süren bir tren yolculuğunun ardından şükürler olsun vardık Manastır'a. Tren rahattı, klimalıydı ama çok yavaş gidiyordu. Yani sanki sabit 50 ile falan gittik. Sen ne düşünüyorsun tren hakkında? Kesinlikle yavaş gittiğini düşünüyorum. Belki daha hızlı gelebilirdik yani.
Aynen. Yani tren binilmeye gerçekten binilir ve tercih edilir. Sadece çok bir aceleniz yani varsa aynen. Hani belki otobüs daha hızlı geliyordur. Çünkü gerçekten çok yavaş geldi. Ama baktığınızda internette ikisi de 3,5 saatte geliyor diye yazıyordu. Biz trenle buna rağmen 4,5 saatte vardık. Şimdi sağ tarafımız istasyon. Arkamızda Heraklia antik kenti var. Heraklia aslında manastırın ilk kurulduğu yerleşim yeri. Bu şehri Büyük İskender'in babası 2. Filip kurmuş aslında. O şehir girip gezilebiliyor. Bayağı da bir kalıntı var ve internette 120 Makedon dinarı diye okuduk. Yani yaklaşık 40 liraya gezip görebilirsiniz kalıntıları. Biz muhtemelen gitmeyeceğiz oraya. Yani buranın nasıl Üsküp'te Makedonya Meydanı vardı, en ünlü meydanı Magnolia Meydanı diye geçiyor. Magnolia Meydanı'ndan o antik kent yürüyerek 3 kilometre. İsterseniz siz ziyaret edebilirsiniz. Şimdi sağımızda istasyon var demiştim. Biz şehir parkındayız. Şehir parkı gördüğünüz gibi mükemmel, ağaçlıklı, gölge. Güzel güzel yürüyoruz buradan bol oksijenli. Hostele gidiyoruz. Gider gitmez acıktık, bir yemek yiyeceğiz. Oradan sonra da biraz şehri gezeceğiz, şehri anlatacağız. Beğendin mi? Açlık bastırmaca. Güzel ya. Şimdi tren istasyonundan hostele giderken, hostelimiz de şehir merkezine, yani şehir merkezine giderken Atatürk'ün okuduğu liseyi gördük yol üzerinde. Şimdi burası artık bir müze olarak kullanılıyor. Ve bir katının bir bölümü Atatürk için ayrılmış diye duyduk. Bilmez bir popüler. Canını hiç sayan Recep'a, halkına ya istiklal, ya ölüm bedelini veren büyüklerin yaptıkları karşılığında da beklediğim tek şey, milletinin kuruluşu ve çağdaşlaşmasıdır. Bombaların karşısı güllerin çekildiği Çanakkale'de bir şahitler parçası onun kalbine yapılır. Ama bu yüreğin bakan sevgisi... Bu arada giriş 120 Makedon dinarı. 3,5'a bölün 35 lira falan. Şirok sokaktan yürüyoruz hostele doğru. Bu sokak en bilinen, en ünlü, en canlı sokağı manastırın. Gerçekten de canlı. Aynen. Mesela manastır askeri lisesini görmüştük arka tarafta. Orası Şirok sokağın nehir tarafında değil, şehir parkı olan tarafında bulunuyor. Oradan nehre kadar bu sokak devam ediyor. Çok güzel kafeler, dükkanlar var. Arkada El Suvakiki de gördük. Çok tatlı gerçekten dükkanlar var. Oturup kahve içmelik. Şu az önce şehri kurduğunu söylediğimiz 2. Filip'in heykeli. Manastırın ortasından geçen Dragor Nehri. Yine bu şehirde de arka tarafımızda gördüğünüz Şirok Sokak ve civarında görülecek yerler var. Şimdi geçtiğimiz tarafta da yine Türk çarşısı da deniyormuş ama daha çok sanırım Eski Pazar deniyor. Eski Pazar bölgesi bulunuyor. Yolda gelirken bahsettiğim Heraklia şehri daha sonradan Roma İmparatorluğu'nun eline geçiyor. Ve Roma İmparatorluğu bu şehre çok fazla kilise inşa ediyor. Osmanlı buraya geldiğinde bu şehirde çok fazla kilise olduğundan dolayı buraya manastır demiş. Daha sonradan Osmanlı gittiğinde de eski Slavca'da obitel demekmiş manastır ya da kilise. Buraya obitel demişler ve zamanla bitola halini almış bu kelime türeye türeye. Manastır Makedonya'nın ikinci en büyük şehri ve nüfusu 85 bin. Mesela Üsküp 530 bindi. Arada çok büyük fark var ama buna rağmen 85 binle ikinci en büyük şehri. Şirok Sokak, yani bu hemen sağımda bulunan sokak, Magnolia Meydanı, hemen arkamdaki meydan ve Magnolia Meydanı'nın hemen arkasına yer alan Dragor Nehri'ni geçince bulunan Eski Pazar, burada gezip görülebilecek başlıca yerler. Birçok lokasyon bunların çevresinde bulunuyor.
Bir de tabii bir Türk olarak manastır deyince hepimizin aklına gelen Atatürk'ün askeri lise eğitimini gördüğü Manastır Askeri İdadesi de bu şehirde. Magnolia Meydanı'nda bulunan 3 görülmesi gereken eser var aslında. Bunlardan birincisi Büyük İskender'in babası Herakliye şehrinin kurucusu 2. Filip. Hemen arkamdaki heykel 2. Filip'in heykeli. Onun arkasında bir kanatlı erkek heykeli bulunuyor. Ve onun da arkasında bir saat kulesi var. Bu saat kulesinde de her 6 saatte bir güzel besteler çalınıyormuş. Onu yakalamaya çalışacağız. Şimdi Şirok Sokak'ta bir kafede oturuyoruz ve şehrin tadını çıkartıyoruz. Sanki hiç pazar değilmiş gibi. Manastır'da biz bir gün daha kalmaya karar verdik ve oteli değiştirip biraz daha Şirok sokağın içinde daha uygun fiyata, orası yani dün kaldığımız yer 28 euroydu, bugün kaldığımız yer 24 euro bir yer ayarladık. Şimdi oraya geldik. Bir iki dakika oda için bekliyoruz. Çok güzel gözüküyor burası. Bahçesi falan çok tatlı. Yani biraz bilgisayar işimiz var. Hani bu masada çok güzel onları halledebiliriz. Birkaç saat dinleneceğiz, hatta 2-3 saat. Saat 3.30-4 gibi tekrar çıkacağız. Takılırız Şirok sokakta, iyi kafelerde. Başka yapacak bir işimiz yok. Evet, yani biraz daha dinlenmeli bir gün olacak bugün. Sabahki kahvaltını beğendin mi? Evet, beğendim. Aynen. Yani poğaça yedik zaten, hani şeydi falan. Güzeldi. Evet, bence de. Gayet iyiydi. Aynen. Bu yediğin senin içi Nutella'lı olan tatlı şey güzeldi bayağı. Güzeldi. Yumuşacık yumuşacık. Aynen. Güzel bir kahvaltı yaptık kahve eşliğinde. Bugün. Şimdi bir de markete uğradık az önce. Evet. Burada yani okumuştuk ve duymuştuk. Ayvar diye bir sos var, çok ünlü. Hem ayvar aldık, bulabildiğimiz en küçük kavanozu. Hem de kaşkaval peyniri aldık. Bunun da ünlü olduğunu duymuştuk. Bir de ekmek aldık. Öğlen öğünümüz ekmek arası ayvar ve kaşkaval peyniri olacak. Bakalım beğenecek miyiz? Ve kaç öğün yiyebileceğiz? Yani fiyat performans olarak dışarıyla aynı mı, yarı yarıya mı, neye geliyor merak evet, ediyoruz. Evet. Burası da Manastır'da kaldığımız ikinci hostel. İlk hostel Türk Çarşısı'ndan o taraftaydı. Burası Şirok Sokağı'nın çok yakınında. Lokasyonu daha güzel. Hostelin kendisi çok güzel. Biz keşke dün de burada kalsaydık dedik. Hatta bir bahçesi var. Yaklaşık 3 saattir o bahçede çalışıyoruz. Çok keyif aldık. İnanılmaz bir dinlenme oldu bizim için. Size de burada kalmanızı öneririz. Buranın ismi Guest House Via. Diğer kaldığımız otelin ismi Good Times Luxury Apartments'tı. Yaklaşık ayvarın küçük kavanozuna 200 dinar ödedik. Peynire 100 dinar ödedik. 300 ekmeğe de 30 ödedik. 330 dinar ödedik. Aslında bu bile yaklaşık 100 liralık bir masraf yarattı. Bakalım kaç öğün yiyebileceğiz bunu, ama maksimum 2 öğün yeriz muhtemelen. Peynirler pakette de satılabiliyor. Kendiniz dilimletebiliyorsunuz. Tabii ki dilimletince daha küçük porsiyon alabiliyorsunuz ve bu daha da uyguna denk gelmiş oluyor. Ayvar tatlı salça gibi. Peynir de hiç farklı bir tat değil. Güzel bir sandviç bence. Salçalı peynirli sandviç. Bizim bildiğimiz çok güzel bir biberli salça. Ve güzel bir kaşar peyniri gibi yani. Güzel, ikisi de çok hoşuma gitti. Ayvarlı ve kaşkaval peynirli sandviçimizi yedikten sonra enerjimizi depoladık. Şimdi hostelden tren istasyonunun olduğu yere tekrar gidiyoruz bu şehir parkından. Çünkü yarın Ohri'de bilet alacağız. Otobüs istasyonunda, tren istasyonunun hemen yanında. Yeni hostelimizden artık istasyon daha yakın. Aşağı yukarı 700-800 metre diye düşünüyoruz. Evet.
Şimdi biletleri aldık. Sabah 9'da otobüsümüz. Zaten buradan tren yok Ohri'de. Otobüste gitmek zorundayız ya da özel araçla. Bilet 350 Makedon dinarı. Dün tam 3'e bölün demiştik ama aslında oran tam 3.5'a 1. Yani 350 Makedon dinarı tam 100 liraya denk geliyor. Yani kolaylık olsun diye 3'e de bölünebilir. Çok fark etmiyor. 100 TL'ye 1,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak yarın sabah 9'da. Bugün Manastır'dan ayrılıyoruz ve Ohri'de gidiyoruz. Şu an saat 8'e geliyor. Bizim 9'da otobüsümüz var. Dün akşam yemeğini idare etmek için ayvar ve kaşkaval peyniri almıştık. Bugün onun 3. öğününü yiyoruz. Aynen, dün gece de yedik bir öğün. Sandviçlerimiz şu şekilde. Yani toplamda 100 lira gibi bir şey vermiştik bunların hepsine. Öğüne 30-35 liraya falan gelmiş oldu. Yine ucuza gelmiş oldu. Beğendik de Burçak Ayvar'ı çok beğendi aşırı özellikle. Aşırı güzel bir şey. O kadar güzel bir biber salçası ki. Kesinlikle eve giderken almamız lazım. Bir buçuk saat sürmesi gereken otobüs yolculuğu 1,5 saat sürdü bu sefer. Gayet mutluyuz. Çünkü en sonki tren yolculuğumuz 3,5 saat sürmesi gerekirken 4,5 saat sürmüştü. Şimdi otele doğru yürüyoruz. 15 dakikalık bir yolumuz var. Rahat mıydı otobüs? Beğendin mi otobüsü? Beğendim, rahattı. Birazcık dardı sadece ama şey güzeldi. İçerinin sıcaklığı, koltuk falan, Mercedes arabayla geldiğimiz için. Aynen. Yani. Küçük bu 20-22 kişilik olan Mercedes Sprinter'larla geldik. Zaten full uyudun sen. Rahatsız olsa uyumazdın. En çok para kalacak yere gidince, biz de Ohrid'de de 2 gün kalmak isteyince bir tık daha ucuz bir yer tutalım dedik. Villa Center Ohrid diye bir yer tuttuk. Şu an o odadayım ben de. Normalde 25-35 euro arası ödedik bu zamana kadar. Bu oda için 2 günlük 36 euro ödüyoruz. Yatak şu şekilde. Dolap, böyle bir ufak masa. Burada klima yok mesela, ventilatör var. Banyosu iyi, temiz. Bu arada puanı tabii ki çok iyi, ona dikkat ettik. Bir manzaramız yok. Dışarıda, hatta şöyle yapayım. Bir inşaatımız var hatta. Ama önemli mi değil. Çünkü yürüyerek 15 dakikada Ohrid Gölü'nün yanındayız. Şimdi puanı 5 olan, 5.0. Yaklaşık 100 kişi yorum yapmış adama. Capone Pizza diye bir yerden dilim pizza aldık. Burçak, tat bakalım. Hadi bakalım. Nasılmış gerçekten? Bu kadar lezzetli yemiş. Çok iyi. Döktüm. Değil mi? Çok iyi. Gerçekten, gerçekten lezzetli bir pizza. Siz de deneyebilirsiniz. Capone Pizza. Buradaki teknelerin çoğu kiralanıyor. Günlük 10 euro diye duyduk. Tabii biraz lüksleri 20 euro diye ben duymuştum. Bunlar da muhtemelen 20 euroluk olanlar. Evet, bunlar bayağı lüks gözüküyor. Yalnız suya bak. Bu göle Avrupa'nın en temiz gölü diyorlar. Ohrid birçok gezgin tarafından Balkanların ve Makedonya'nın en güzel şehri olarak nitelendiriliyor. Buranın nüfusu şu an 42 bin ve Makedonya'nın en büyük 8. şehri aslında Ohrid. Biz de 2 gün boyunca bu şehirde olacağız. Ben otelden çıkarken mayolarımızı ve havlularımızı almama izin vermediği için şu anda ben kahve içerken otele gidip mayolarımızı ve havlularımızı getirmek üzere yola çıktı. Ben de keyif yapıyorum. Hanımını dinlemezsen böyle ekstra yol yürüyorsun. Çar Samuel Kalesi'ne çıkıyoruz şu anda. Hava çok sıcak. Burası da biraz yüksekte. 700-800 metre yüksekte. Ohrid Gölü'nü çok güzel gördüğü söyleniyor bu kalenin. Bu da Ohrid Antik Tiyatrosu.
şu an yaklaşık 1000 yıllık bir kale olan Çar Samuel Kalesi'ndeyim. Bu kale 1. Bulgar İmparatorluğu zamanında yapılmış. Yaklaşık 1000'li yıllarda yani. Çar Samuel'in bu kaleyi yaptırdığı söyleniyor. Ama hani kesin olarak da bilinmiyor. Kale hani Ohrid Gölü'nü güzel bir manzarayla görmesiyle ünlü aslında. Ohrid Gölü de kaleden bu şekilde gözüküyor. Ohrid Gölü ile birlikte Ohrid şehri de kaleden ayaklarımızın altında. Kalelen'de gözüktüğü üzere şurada bir iki tane plaj var. Biz de şimdi bu ormanlık yolu takip edip oraya ulaşmaya çalışacağız. Yol var diye duyduk ve plaj da güzel diye duyduk. Su da temiz diye duyduk. Bir sonraki durağımız o plajlardan bir tanesi. Bu kaleye giriş maalesef ücretli. 120 Makedon dinarı yani 2 euro yapıyor. Yaklaşık 35 TL. Kaleden sonra kalenin hemen önünden ormanlık bir yoldan Labino Beach'e gidiyoruz. Burası kayalık bir yüzme bölgesiymiş. Yürüdüğümüz yolda gerçekten çok güzel. Gölge bu sıcakta çok keyifli. Burada da kilise tarzında bir yapı var. Muhtemelen restore ediyorlar. Yaklaşık 10 dakika yürüyeceğiz herhalde. Ohrid Gölü aslında Avrupa'nın en derin ve en eski göllerinden biri olarak biliniyor. Kimi kaynaklarda en derin gölü olduğu söyleniyor. Fakat aslında Norveç'te bir göl ortalama 200 küsür metre derinliğiyle bu gölden daha derin. Ohrid Gölü'nün ortalama derinliği ise 155 metre olarak biliniyor. En eski olmasıyla alakalı olarak da Avrupa'nın en eski göllerinden diye söz ediliyor. Ben biraz araştırdım, böyle eskiliğine göre, yaşının fazlalığına göre bir göl sıralaması bulamadım ama baktığım zaman bu gölün 2.6 milyon yaşında olduğu söyleniyor. Sadece karşılaştırma yapmak gerekirse diye kontrol ettiğimde mesela Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü 400 bin yaşında, dünyanın en derin olarak bilinen ve Rusya'da bulunan Baykal Gölü ise 25 milyon yaşında. Ohrid Gölü, Ohrid şehri ile birlikte UNESCO Kültür Dünya Mirası listesinde yerini alıyor. Biz de şimdi buradaki Labino Beach'te Ohrid Gölü'nde yüzmeye geldik. Oo, çok iyi, gölgelik de var, mükemmel. İyi ki buraya geldik. Evet. Bak şuraya. Ohrid Gölü'nün incisi meşhurmuş. İncisi gidiyor şu an, yüzüyor. Evet, bu gölün aslında gerçekten incisi meşhur ama bu böyle hani suda bulunan, midyeden çıkarılan falan tarzda olan inci değil. Bu inci, bu Ohrid Gölü'nde yaşayan bir balığın pullarının hamur haline getirildikten sonra inci şekli verilmesiyle yapılıyormuş. Ohrid Çarşıda da, birçok sağda solda görebileceğiniz dükkanda da bu kolyeler, takılar satılıyor. Biz de bu akşam bu göle özgü iki farklı balık yiyeceğiz. Bunlar aslında alabalığın Ohrid'de yaşayan bir çeşidiymiş. Sadece bu gölde başka hiçbir yerde yaşamayan 200 çeşit balık yaşıyormuş. Şu gölün berraklığına bakar mısınız? Balıklar da var. Su nasıl? Mükemmel. Peki soğuk mu? Hayır. Çok sıcak değil mi? Evet, hiç değil. Çok rahat girdik. Şu anda da tam kıvamında yani. Hayır, da kuşta geçmiş.
Biz yüzdük, hava döndü. Şimdi Aziz Yuhanna Kilisesi var. Yine bu ormanlık yoldan gidiliyor. Bir 5 dakikalık bir mesafede oraya doğru gidiyoruz. Ağaçlar ne kadar nizami. Evet. Çok iyi. Tam senin sevdiğin çam türü. Aynen. Baksana şu manzarayı bırak. Bu bankta otur. Bir şeyler iç. Gerçekten. Değil mi? Evet. Şimdi Ayvarlı ekmeklerimiz olsaydı ne güzel yerdik burada. Bıkmadın mı Ayvarlı? Bıkmadım. Kiliseye şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu kilisenin tam kaç yılında yapıldığı bilinmiyor ama bir tahmin var. O tahmin de Osmanlılar buraya gelmeden biraz önce inşa edildiği. Bu da 13. 14. yüzyıllara denk geliyor. Kilisenin en büyük özelliği hem mimarisi hem de Ohrid Gölü'ne olan mükemmel, muhteşem manzarası. Yalnız çok güzel değil mi? Çok güzel. Şey de çok güzel. Mimarisi. Evet, taş falan ya da onlar. Nereden, nereden, nereden? Yat, 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 yat. Taş kalmıyor. Yat, yat, Allah Allah. Manastır'daki Şirok Sokağı'nın bir benzeri. Burada da Clement, Saint Clement Sokağı olarak biliniyor. Sağlı sollu dükkanlar ve kafeler. Tam arkamız Ohrid Gölü. Şimdi akşam oldu. Biraz dinlendik, tekrar çıktık. Balık yiyeceğiz. Ohrid Gölü'nde birkaç ünlü balık var. Bir tane Podrum Ohrid diye mekan bulduk. Şu an oraya gidiyoruz. Clement Sokak'ta ilerliyoruz. Gece olunca biraz daha güzel bir yer olmuş bile burası. Ohrid Gölü'ne özgü iki tane balık yiyeceğiz. İsimlerini söyleyemediğim. Belvika ve Pastırmka. Şimdi yemekler geldi. Sadece pastırmka varmış bu restoranda ve iki balıktan da pelvikaydı sanırım diğerinin ismi. İki balığın da Ohrid Gölü'nden çıkanı yokmuş şu an burada hiçbir yerde. Çünkü soyları tükenmek üzereymiş. Çocuk bize şey dedi, Arnavutlar avlıyor karşı tarafta falan dedi, soyları tükenecek falan dedi. O yüzden yasaklanmış bir müddet. Bunlar bir nehirden geliyormuş. Biz bir tane pastırmka söyledik. Diğer balık olmadığı için de buranın kaşarlı köftesi ünlüydü. Bir de onu söyledik. Pastırmka 600... Makedon dinarı yani yaklaşık 180 lira. Şu Shopska salata bu 200'dü değil mi bu Burçak? Bu 200'dü, hı hı, 60 lira. 200'dü. Bu da kaşarlı köfte. Bu da bayağı ünlü burada. Bu kaç paraydı Burçak? 270'ti. Bu da 270 Makedon dinarı. Bir de ne söyledik? Bizim rakıya benzeyen mastika söyledik. Ama tadı sirke gibi. Ben beğenmedim gerçekten. Ohrid ikinci günden herkese tekrar günaydın. Biz bugün şehirde biraz daha dinlenmeli, yüzmeli, buralı gibi biraz takılmayı tercih ettik aslında. O yüzden çok daha sakin bir gün olacak bugün bizim için. Hem de dinlenmek için iyi bir fırsat oldu. Biz şu an dün geldiğimiz Aziz Yuhanna Kilisesi'nin altındaki Kaleo Beach'teyiz. Ama dün gittiğimiz Labino Beach'le karşılaştırdığımız zaman burası bir tık daha dalgalı ve kalabalık aslında. O yüzden muhtemelen dün gittiğimiz Labino Beach'e tekrar geri gideceğiz. Şimdi buradaki en güzel denize girilecek sahilleri araştırdığınız zaman aslında ta şuradaki dağların oraya bu nehirde gördüğünüz, gölde gördüğünüz tekneler gidiyorlar günübirlik. Ve en güzel sahillerde araştırdığınız zaman oradaki sahiller oluyor genelde. Biz bu turlara katılmamayı tercih ettik. Çünkü çok güzel bir tur vardı aslında ama günlüğü 25 euroydu kişi başı. 6 saat sürüyor toplamda. 10.30'dan akşam 4.30'a kadar süren bir tur bu. En son durağı da Arnavutluk sınırında bulunan Sveti Naum Manastırı. Oradaki beachler, onun öncesinde bulunan Galicia Milli Parkı'ndaki beachler çok yüksek puanlıydı. Ama dediğimiz gibi biz gitmemeyi, daha rahat bir gün geçirmeyi tercih ettik. Bu tura katılmak istemezseniz günlük 10 euroya
sizi bu sahilde yarım saat bir tekne turuyla gezdirebiliyorlar aslında. Biz birazdan Labino Beach'e gideceğiz. Daha sakin bir gün geçireceğiz. Siz isterseniz bu gezileri tabii ki de tercih edebilirsiniz. Hatta belki de çok keyifli oluyordur. Biz umuyoruz ki çok büyük bir şey kaçırmamışızdır. Lazanya güzel mi? Mükemmel. 300 Makedon dinarı. Evet. Ben de tortellini söyledim. Mantarlı peynirli, domates soslu. Bu da 270 Makedon dinarı. Buradan sonra şimdi Labino Beach. Diğer sahile gideceğimizi söylemiştik Kaleo'dan. Mükemmel bir alternatif bulduk yürümek yerine. Son anda kano yapmaya karar verdik. Bir kayak kiraladık. 2 saatliği 12 euro. Labino Beach'e gidiyoruz. Çünkü Kaleo Beach'i beğenmedik. Evet. Ve bunun için bir kayak kiraladık. Evet, son anda. Daha önce de hiç yapmadığımız bir aktiviteydi. Evet. Bir kere de böyle bir şey deneyimleyelim aynen dedik. Ve bir kano kiraladık. Zaten aklımızda olan şeylerden bir tanesiydi. Şu an Labino Beach'e doğru. İnşallah kocacığım bizi götürecek. Ne dersin? İnşallah. Başarılı olabilecek uyuştu misin? Uyuştu biraz. Hadi bakalım. Yok yok, her türlü götürürüm. Kalktın mı? Evet. Ay, korkutuyorsun beni. Düşecek gibisin. O kadar. Aa, gidiyor musun? Ne oluyor? Olmadı mı? Yok. Ayakta olmuyor ya. Böyle neden zor oldu? Ayaklarım uçtu. Ne oldu? Hızlı gidiyorsun ha. Geçenki yelkenliden hızlı gidiyor olabilirsin. Ve Heaven. Heaven'a geldik. Vallahi 15 bin girmişler. Biliyormuşum. Dün şuradaki kaleden size gösterdiğim o beachlerin bir tanesindeyiz. Şuradaki tepesi gözüken kilise Aziz Clement Kilisesi. Şurası da dün gittiğimiz Aziz Yuhanna Kilisesi. Çok az gözüküyor. Muhtemelen kamerada çok iyi çıkmıyordur. O kaleden bu beachleri göstermiştim dün buraya geleceğiz diye. Ama biz dün buraya gelmedik. Labino Beach'e gittik. Şu an ismini bilmiyorum buranın ama. Labino Beach'in daha ilerisinde bulunan birkaç yan yana farklı ismi var buradaki beachlerin. Onlardan bir tanesini yazacağım nerede olduğumuzu. Az önce gittiğimiz yer Mizo Beach'miş. Çünkü orada Hotel Mizo diye bir tane otel var. 3.8 bu arada puanı. Gerçekten güzel değilmiş. Kumsaldı zaten. Daha bulanıktı suyu. Ama dönüş çok zor oldu. Çünkü çok güzel bir rüzgar çıktı. Bayağı yorulduk. Şimdi Labino'ya geldik tekrar. Sadece şu burnu aşmamız lazım. O burundan sonrası kayağı kiraladığımız yere bırakacağız tekrar. Şöyle bir denizaltı geçiyor bu arada önümüzden. Yarı denizaltı yazıyor üstünde. Bu bizi çekse güzel olurdu. Şuradaki çocuk da bir müddettir orada çırpınıyor ama biraz geldi. Tam şurada bir boğaz var. Şuranın arkasında. Orası insanı çok çekiyor. Oradan bir türlü gelemiyor. Şu an yine gidebiliyor. Valla kiraladığımız arkadaş bizi şimdi almaya gelmiş. Sağ olsun nasıl döneceğiz diyor. Gök gürlemeye falan başladı. Ve şu an yağmur başladı. Bizi o bottan bıraktı, kayakla geldik. Ve şu an yağmur başladı. Şu an yağmur yağıyor. Hem de bayağı yağmur yağıyor.
Ölmüştük şu an, evet. Nasıl, keyfin yerinde mi? Gerçekten çok güzel. Hemen geliyorum. Sen hala alabora olmadın mı? Aynen. Yani bir gölün bu kadar dalgalı olması cidden şaşırtıcı ya. Yani büyük bir göl sonuçta ama çok durgun gördük ya ilk gün. Ben hep öyle olacak sandım belki de. Vay be, Aziz Yuhanna Kilisesi'nin altında yüzüyorsun Burçak Hanım. Aynen, kilisenin altında, yağmurun altında. Arkana almışım Arnavutluğu. Oh, hiç gülümde. Aynen. Bir günde iki mevsimi yaşadık. Evet. Ohrid'de. Şu an zaten ıslak olduğumuz için. Yağmur bize en koyamayacağı zamanda şu an yani. Bu kiper de Makedonya'nın A101'i BİM'i gibi. İç dizaynı tam olarak öyle. Hatta kapı girişi bile. Sabah kayak kiraladığımız havayla şu anın farkına bir bakar mısınız? Çocuk bizi fırtınadan kurtardı gerçek. Hava tekrar açtı. Biz de şu an nereye gidiyoruz? Biraz karnımız acıktı. Tabii ki Capone Pizza'ya geldik. Az önce yüzdüğümüz kabaran şu Ohrid Gölü ile şimdiki şu Ohrid Gölü arasındaki farka bakın. Videoyu artık kapatıyoruz. Ohrid'de iki günün sonuna geldik. Çok keyif aldık bu şehirden. Umarım siz de videoyu izlerken beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.